Hocam kalp pili yorgunluk yapar mı? Onu da soralım. Kalp pilinin yorgunluk yaptığı durumlar oluyor. Evet. Ama daha önemlisi kalp pilini biz zaten yorgunluk ve nefes darlığı hisseden hastalara takıyoruz. Güzel. Bir kısmı en azından böyle. Dolayısıyla yorgunluk biraz subjektif bir şikayet. Yani size yorgun musunuz desem muhtemelen yorgun hissediyorum diyebilirsiniz. Vallahi yorgunum hocam ama ekrana nasıl yansıyor bilmiyorum. Toplumda hani sorduğumuzda evet. Hemen hemen birçok kişide, sağlıklı gördüğümüz kişide yorgunluk şikayeti vardır. Evet. Şimdi bu hastamız için kalp pili takılmış, muhtemel zeminde bir kalp hastalığı var. Yorgunluk elbette subjektiftir diyemeyiz, bir şikayeti var. Çoklu ilaç kullanımı var. Şimdi ilaçları bir yorgunluk sebebi olarak bir kenarda tutmak gerekiyor mutlaka. O zaman ilaç fazlasıyla kullananda dönemsel vücudunda yorgunluk hissiyatı normal midir sorusu akıllara geliyor. Şöyle hastamız özellikle ne dedi? Evet. Saat 5'ten sonra başlayan bir yorgunluk durumu var dedi. Bazı ilaçlar vücutta pik düzeyine yani hedeflenen düzeye ulaştığı saatlerde bir halsizlik, bir bitkinlik yapabiliyor. Evet. Bu hangi ilaç olduğu çoğu zaman bulmak da gerçekten güç. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunun dışında hastamızın doğal hastalığı ile ilgili bir halsizlik olabilir. Bu da bir olasılık. Üçüncü alternatif hastamızın başka sistemlerle ilgili kronik bir hastalığı olabilir. Kronik veya yeni gelişen bir hastalığı olabilir. Yani diğer organlarında sıkıntı olabilir evet, diyorsunuz. Elbette. Evet. Yani 85 yaşında bir hasta için evet. Başka problemler de söz konusu olabilir. Son olarak da gerçekten az önce bahsettiğimiz gibi hastamızın yaşına, genel kondisyonuna bağlı olarak normal kabul edebileceğimiz doğal bir yorgunluk söz konusu olabilir.